Apartı 7 ve araba kurtarma merkezi. Alo, federasyon dağ ekibi. Şu an mahsur kaldık. Tahmini kaç kişi beyefendi? Çabuk, 5 kişi aşağıda kaldı, bir yetişin. 20 10 45 42. Numaralı kayak yapımı yasak olduğu kuzey pistliği yamaçlarında bir grup dağcı çığa maruz kaldığı ihbarı aldık. Anlaşıl, tamam. Biz kolay mevkine ihbar ediyoruz bilginize. Yasak oldu kuzey pistin yamaçlarında. Arkadaşlar şu ihbarı aldık. En hızlı bir şekilde olay bölgesine ihbar edelim. Araba kurtarma dileğinden de ekip isteyelim. Köpekli ekibimiz de çıkıyor. Allah mahcup etmesin, kolaylıklar versin. İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi. Eğitim ve Araba Kurtarma Merkezi. Karandöken'de 8 numara kayan yasak olduğu kuzey pistinde çiğ ihbar aldık. Takviye ekibin hazırlanıp olayın intikaline. Anlaşıldı. Hazırlıkta ekibini hemen gönderiyoruz. Çığ haberinin gelmesinin ardından zamanla yarış başlıyor. Çünkü çığ alanına kısa sürede ulaşılması kazazedenin hayatta kalması adına çok önemli. Biz de şimdi AFAD ekipleriyle birlikte çığ alana doğru gideceğiz. Çığ alanına doğru gidiyoruz. Ekiplerin en büyük yardımcısı bu kar araçları. Şimdi kar aracına bineceğiz ve çığ düşen alanda kazazedeye ulaşacağız. Çığ alanına ulaştık. Buradan sonra ekipler öncelikle güvenlik önlemlerini alıyorlar. Sonrasında sonda çalışmalarıyla çığ düşen alanda kazazedeye ulaşacaklar. Çığ düşen alandayız. İşte bu alanda kazazede var. Şimdi sondalama çalışmasıyla ekipler kazazedeye ulaşmaya çalışıyor. Ekipler kazazedeye ulaştılar. Şimdi orada kazı yapıyorlar. Karların altından çıkartacaklar. Biz de bakalım hemen. Gördüğünüz gibi ekipler canla başla çalışıyor. AFAD ekipleri burada. Hemen arka planda da yine sağlık ekipleri, UMKE ekipleri de var. Kazazede çıkartılacak. Zamanla bir yarış var. Çünkü belki de boğulma ihtimali de olabilir. Kar altında işte gördüğünüz gibi kazazede böyle kurtarılıyor. İlk yardım ekibi! Yaralı kurtarıldı. Sağlık ekipleri şimdi hemen burada yine kurulan çadıra yetiştirecekler. İlk müdahale orada yapılacak. Türkiye Afet Planı çerçevesinde AFAD'ın milat olarak yapmış olduğu bir proje çerçevesinde AFAD Planı devreye girmiştir. Tam Türkiye Afet Planı. Dolayısıyla bundan sonraki bütün çalışmalar Türkiye genelinde bütün AFAD gruplarında çalışmalar Türkiye Afet Planı çerçevesinde yürütülecektir. Kış başlamış başlayalı şu anda 100'ün üzerinde arama kurtarma teknisyenini biz burada eğittik. 81 yıldan gelen AFAD ekipleri burada tatbikat gerçekleştirdiler. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Burada yapılan çalışmaları Zafer Özcan'la konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılı bir tatbikattı. Kazazedelere ulaşıldı ve gösterdiniz ki AFAD her türlü şartta hazır. Neydi buradaki tatbikatın amacı? Buradaki tatbikatımızın amacı AFAD'ın 2016 planlı çığ dağlama kurtarma tatbikatıydı. Buradaki amacımız AFAD'ın bütün ekiplerinin dünya standartlarında aynı ortak dili kullanabilmesi. Erzurum'un da çığda olan tecrübelerinin diğer AFAD ekiplerine yansıtabilmesiydi. Müzik.
Ve bu dosyayla birlikte noktalıyoruz haber ajandasını. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde biz gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.